Gün Ötesi devam ediyor. Eğitimi konuşacağız. Yeni tip koronavirüs sebebiyle dünya genelinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 124 ülkede, tüm okullarda, 11 ülkede ise belirli bölgelerdeki okullarda örgün eğitime ara verildi. Türkiye'de de yine bu eğitim dönemi artık tamamlandı. Eylül döneminde devam edecek. Yine çevrim içi eğitimlerle özellikle bazı okullar, milli eğitime bağlı liseler, okullar, ortaokullarda çevrim içi eğitimlerle eğitim programını, sürecini bu şekilde devam ettirdi. Neler değişti? Bundan sonra neler bekliyor bizi? Bu durumu Kıbrıs Adakent Üniversitesi Genel Sekreteri Yardımcısı Doktor Sayın Yasin Cemal Galata ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler. Eğitime pandemi arasından sonra yavaş yavaş devam ediliyor. Tabii yaz tatili araya girdi. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar sürdü bu COVID-19 sürecinde. Eğitim nasıl bir seyir gördü? Önümüzdeki süreçte yüksek öğrenimde de nasıl bir eğitim süreci planlanıyor? Öncelikle 2 gün önce vefat eden Süheyla Küçük'e rahmetle başlamak istiyorum. Çünkü Süheyla Küçük Kıbrıs Türklüğü'nün önemli liderlerinden, önemli simalarından Doktor Fazıl Küçük'ün eşiydi. Bir gün önce hakkı rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Evet. Programa başlıyorum. Çünkü Kıbrıs Türklüğü için önemli bir simge, önemli bir sembol olan bir tanesiydi. Bahsettiğiniz gibi yaklaşık 2,5-3 aydan beri bir virüsle mücadele var. Ve bu mücadele kapsamında eğitimimiz de online süreçte devam etti. Tabii ki yani 2,5 ay öncesi, 3 ay öncesinden eğitimin işte ara verileceğini, İşte bu şekilde online sürece geçeceğini hakikaten tahmin etmiyorduk. Ama bu süreç çerçevesinde en iyi yöntem olarak online eğitim sürecine geçirdik. Etapta bir beklenildi. Bir online eğitimle alakalı ne yapılması gerektiği, bununla alakalı hızlı kararlar alındı. YÖK'ün bu konuda hakikaten de özverili ve verimli çalışmaları oldu. Üniversitemizin kimisi köklü üniversiteler, öğrenci sayısı da çok yüksek. 10 binleri, 20 binleri bulan bir öğrenci sayısı var. Kimi öğrenci üniversitemiz ise yeni kurulan üniversiteler, bunların sayıları, öğrenci sayıları daha az. Ve yeni kurulan üniversiteler ve öğrenci sayısı az olan üniversiteler bu süreçte daha çabuk adapte oldular. Yani sistemlerini kolay bir şekilde kurdular. Öğrencilerle temasa geçerek sürecin nasıl işlemesi gerektiğini, eğitim online eğitim sürecinin nasıl verimli bir halde yürütülmesine dair bilgiler paylaşıldı. Biz de üniversitemiz olarak diğer yüksek öğrenimdeki birçok üniversite, gerek kamu üniversite, gerek vakıf üniversitelerinin birçoğu da derslerini ya kayıt üstünden, yani çekimler üstünden veyahut da canlı sistemler üzerinden gerçekleştirdiler. Tabii ki bu süreçte yani sınıftaki sinerjinin, sınıftaki beden dilinin, sınıftaki göz temasının yerini tutmadı işin açıkçası bu online eğitim, ama bu süreçte yani yapılacak başka bir alternatif bir model de yoktu, alternatif bir yöntem de yoktu. Ama bu sürecin bence bu online eğitimlerle, online videolarla, canlı yayınlarla bir şekilde en azından toparlanabildi. Yani öğrencilerimizin bu süreçte eğitimden geri kalmamaları açısından son derece verimli geçtiği kanaatindeyim. İşte ama o çok önemli bir konu. Yani birçok kişi bunu tartışıyor şimdi. Yüz yüze fiziksel ortamda aynı yerde bulunan bir süreçteki bir eğitimle çevrim içi eğitimler arasındaki verimlilik farkı nedir? Bu açık mesela bu dönemde kapatılabildi mi? Bir de bu süreçte eğitim camiası buna hazır mıydı sizce? Şöyle ki eğitim camiamız çok hazırlıklı. Yani bir takım önceden planlanmış, programlanmış bir hazırlık vardı, ama yani bu şekilde bu sürecin bu 3 ay boyunca devam edeceğini, tamamıyla örgün eğitimden uzak kalınabileceğini hakikaten de planlanmamıştık. Yani bu virüsün ortaya çıktığında kendi hocalarımızla, yönetimle konuştuğumuzda, görüşümüzde, yani şimdi mesela Kıbrıs'tayız, biz Kıbrıs'ta bir üniversiteyiz. Mesela Kıbrıs'ta Türkiye arasında uçuş seferi iptal olacağını hiç düşünmemiştik. Yani tamamen sokağa çıkıp döneceğini, bütün her şeyin online devam edeceğini düşünmemiştik, planlanmamıştık. Ama dediğim gibi hızlı bir şekilde bu sürece adapte olunuldu, toparlanabildi. Verimlilik açısından ise yani bu süreçte yani online eğitim süreci, örgün eğitim yerine tamamıyla %100 bir şekilde doldurdu diyeyim. Yani sınıftaki sinerjinin, sınıftaki göz temasının, beden dilinin anlatılması hakikaten farklı. Mesela ben ders anlatırken kamerayla, kamera kapalı oluyor, mikrofon kapalı oluyor veya dersi anlatım esnasında
öğrencimiz aradan bir soru sorduğu vakit benim konsantrem dağılıyor. Çünkü kapalı bir ekran var. Sesin nereden geldiğini bulmak istiyorsunuz. Ses bazen gecikmeli bir şekilde geliyor. Tabii bu süreçte internete yüklenme oldu. İnternetin kesildiği bölgeler oldu. Bunları bir şekilde telafi etmeye çalıştık ama kimi arkadaşlarımız işte Türkiye'nin bazı çok değişik bölgelerinden öğrencilerimiz var. Bunların birçoğu da internete ulaşma konusunda ilk etapta sıkıntı yaşadı ama sürecin devam etmesinden dolayı da arkadaşlardan bu sürece adapte olmaya çalıştık ama yani yine dediğim gibi örgün eğitimin yerine geçebilecek. Yani tabii ki gerekli altyapı çalışmalarıyla gerek iletişim ve yönetişim sistemlerinin gelişmesiyle örgün eğitime yakın bir eğitim modellemesi yürütülebilir belli bir sayı aralığında ama yüz örgün eğitimin yerine geçebilecek bir online sistem benim kanaatimde şu anda mevcut değil. Peki öğrenciler bu süreçten nasıl daha fazla verim alabilir? Çevrim içi eğitimlerden onlar için de aslında birçok kişi için ilk oldu böyle bir sistem. Yani bundan en üst düzeyde eğitimi daha etkin, verimli kılabilmek için, öğrenim düzeyini artırabilmek için nasıl bir yol izlemeliler sizce? Şöyle ki öğrencimiz özellikle bu süreçte eve kapanmadan dolayı işte örgün eğitimdeki arkadaşlarla beraber sınıfta olma, kantinde bulunma duygularını, o zevki yaşayamadıkları için birçok arkadaşımız, birçok öğrenci kardeşimiz bu süreçte olumsuz etkendiler. Yani psikolojik olarak yıpranmalar, psikolojik olarak derslere katılmama, derslere bağlanmama gibi ilk etapta süreçler yönetildi. Ben hatta birçok öğrencinin derslere katılmanın düşük olduğunu görünce bizzat telefon arayarak sıkıntıların ne olduğunu sormaya çalıştım. Çünkü bu süreçte bilemiyorsunuz, bazı arkadaşlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin ailesinden bu virüse yakalanan, vefat eden, hastanede bu virüsle mücadele eden kişiler var. Bunları tek tek öğrenmeye çalıştık. Yani yapabileceğimiz, destek olabileceğimiz bir husus varsa bunları yürütmeye çalıştık. Derslerime ilk girdiğim etapta muhakkak bir 5 dakika arkadaşlara bir hal hatır sorarak bu süreçte nasıl kendilerini verimli bir şekilde, yani sonuçta bu aynı zamanda bir fırsat da oldu. Herkes evlerde kaldı. Çok evet. Fazla boş zamanları olmadı, yani evde dolu dolu zaman da geçirebilecekleri bir vakit diliminde oluşturmaları gerektiğini tavsiye ettim. Gerek yabancı dil, gerek kendi bölümleri alanında uzmanlaşabilmeleri için kitap okumalarını, internet üzerinden bilgileri elde etmelerini söyledim. Yani bu sürecin bir şekilde, yani eğitim ve öğretimin devam ettiğini, bunun farkında olmaları gerektiğini ve psikolojik olarak tabii ki zorlu bir süreç, yıpratıcı bir süreç. Yani bizler de yıprandık, herkes yıprandı bu süreçte ama bir şekilde hayattayız. Bunun eğitim öğretim devam etmesi gerekiyor. Yani dönem kaybolmaması gerekiyor. Ve bu süreci bir şekilde yürüttük ve iyi bir şekilde yürüttük bence. Yani sonuçta okuyan arkadaşlarımız bu süreçten dönem kaybı yaşamadılar. Eğitim öğretimden kopmadılar. Bence güzel bir verimli bir süreç oldu diye düşünüyorum. Peki eğitimcilerin, akademisyenlerin süreçten etkilenmesi nasıl oldu, ne yönde oldu? Onlar uyum sağlayabildi mi? Onlar için verimli geçti diyebilir miyiz? Akademisyen arkadaşlarımızın da bir kısmı bu online eğitim süreciyle alakalı online videolar kapsamında, yani derslerde hali hazırda kullandıkları sistem vardı. Mesela ben derslerin birçoğunu interaktif bir şekilde yapma taraftarıyım. Derslerin birçok video, birçok görsel göstererek öğrencilerin sadece monoton bir şey, tek taraflı bir şekilde geçmesini değil de öğrencinin de derse aktif bir şekilde katılması açısından farklı yöntemler deniyordum. Tabii bu online eğitimin de, online sistemin de imkan verdiği ölçüde örgün eğitimde kullanmış olduğum metotları burada kullanmaya çalıştım. Yani video gösterdim, fotoğraf paylaşımı yaptım, slide'larla PowerPoint gösterimlerinde onları bir şekilde sunduk. Ama tabii ki akademisyenlerimizin de bir kısmı eski usulle, yani direkt tek taraflı bir şekilde anlatma yöntemini geçtiler. Bu tabii biraz kopukluklara neden oldu. Çünkü öğrenci sınıfta olduğu vakit hocayla göz teması kurabiliyorsunuz, öğrenciyi kontrol edebiliyorsunuz. Öğrenci telefonla mı oynuyor, ders dışında mı, dersin içinde mi? Bunu bizzat tespit edebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu şekilde kamerada görebildiğiniz, yani göremiyorsunuz tabii, kamera kapalı oluyor. Ama mesela bazen işte soru soruyorsunuz, karşı taraftan cevap ya geliyor, bazen ya gelmiyor. Mesela yani, telefonu açık bırakıp yayına derse katılmış gibi gösterip gitmiş olabilirler mi? Böyle bir şey var evet, mı? Evet, maalesef böyle durumlar. Peki bu durumda bunun takibi nasıl yapılacak? Yani ortada bir böyle bir sorun da var diyorsunuz.
Evet, yani buna karşılık ya kameralar açık olması gerekecek. Değil mi? Zorunlu bir şekilde. Evet, zorunlu bir şekilde. Yani sistemde gözüküyor öğrenci ama bu sistemde gözükmesinin aktif bir şekilde olması için derste katılan arkadaşların, öğrencilerin sayısının azaltılması gerekiyor. Yani mesela benim kim dersimde 100 öğrenci var, kim dersimde 50 öğrenci var. Tabii dersin öğrenci sayısının az olduğu derslerde daha interaktif geçiyor. Ama sayı yükseldiği takdirde onu kontrol edebilme imkanınız zorluk çekiyorsunuz. Çünkü örgün eğitimde bile öğrenciyle bizzat yanına gidip öğrenci bizzat dersin içine çekmek için var gücünce çabalarken bu online eğitim sürecinde kamera kapalı. Çok daha zor oluyor değil mi? Şimdi bir de öğrenciler aslında böyle işin tembelliğine kaçmak için çok ara yollarda bulurlar ya. Ben mesela internette şöyle bir görüntü görmüştüm. Bilgisayardaki kendi fotoğrafını masaüstü yapıyor. Kamerayı oraya doğru çeviriyor. Dolayısıyla eğitimci olarak siz onu derste görüyorsunuz ama baktığınız şey ekrandan sadece bilgisayar ekranındaki o öğrencinin görüntüsü oluyor. Maalesef ama bu süreci de yani verimli geçirilmek açısından ödevler verdik. Yani online sınavlarda da çeşitli sıkıntılar oluyordu. İnternet kopmaları veya kopma çekimi olayları oluyordu. Bu gibi suistimalleri önüne geçirmek için ödevler verdik arkadaşlarımıza. Ödevlerle daha verimli şekilde yani araştırma tekniklerini, yöntemlerini öğrenebilmelerini sağlamak açısından ödevler verdik. Bu ödevleri iyi bir şekilde değerlendirdik. Onlarla tekrar ödevler üstünden dönüş yaptık ki derste aktif bir şekilde bizi dinlemiş mi, not almış mı? Zaten onu da altını çiziyordum. Arkadaşlar bu bir işte bir radyo programı değil. Burada bir dersteyiz. Muhakkak not alın. Nasıl bir örgün eğitimde dersler not alıyorsanız bu şekilde de dersi işliyoruz. Ama siz önünüzde kağıt... Böyle bir dizi izler gibi izleyip geçmeyin değil mi yani? Tabii ki. Tabii ki. Muhakkak notunuz olsun. Daha sonraki süreçlerde sıkıntı yaşamayın. Mesela şu anda sınavlara yaklaştık. Sinerler dönemine yaklaştık. Birçok üniversite hatta sinerlerini yapıyor. Bitirenler bile oldu. Mesela şu anda bir ders notu krizi var. İşte hocam bize ders notu gönderin. Ders notu ulaşma konusunda kitabımız hepimiz işte yurdumuzda kaldı. Ulaşamıyoruz. Hmm. Ama ben dile getirmişim. Bu derslerde muhakkak aktif bir şekilde katılın. Notlarınızı alın. Kağıt kalem elinizde olsun. Tabii ki arkadaşlar biraz pişman etmişlerdir ama onların da bu süreç ilk defa tecrübe ettikleri bir süreç oldu. Biraz da tabii bu süreç öğrenciyi de tembelde itti. Çünkü günler şaştı, saatler şaştı. Mesela sabah saatlerinde ders yapıyorum. Sabah saatlerinde yaptığım derslerde belirginin düşük olduğunu görünce saati değiştirdim. Öğleden sonra veya akşam üstüne doğru saatlerde ders yapmayı tercih ettim ki arkadaşlar bu süreçten belirli bir şekilde geçti. Çünkü bunu bir mesuliyet. Yani bir dönem online geçti. Bu bir dönemin kaybı yani telafi edilmesi, belki ilerleyen süreçlerde örgün eğitimi bunu telafi edeceğiz ama belki bu sürecin uzayabilme ihtimali de var. O yüzden YÖK de yeni bir karar çıkardı. Online eğitimlerin %40'a kadar yapılabilmesi imkanı tanıdı. Bu da çok önemli bir karar oldu yani bu süreçte. Bence peyderpey online sürece geçilecek ama tabii ki bu örgün eğitimin verimliliğini, sinerjisini yerini tutmayacağı düşüncesindeyim. Evet. Peki sınavlar konusunda nasıl bir tespitiniz var, gözleminiz var? Sanal eğitimde riskler, faydalar neler? Gelecekte tamamen eğitim, sınav sistemleri bu ortamdan düzenlenebilir mi? Aslında mesela İngilizce sınavlarında TOEFL gibi benzeri sınavlarda böyle yapılıyor. Evet ama onlarda tabii belli bir sayıda oluyor. Belli merkezlerde yine toplanılıyor. Belli bir yani dijital altyapısı kurgulanıyor. Şimdi bu süreçte her üniversitemiz uyum sağladı. Online yapıldı, geri kalınmadı ama sınav sistemlerinin tarafsız bir şekilde, güvenli bir şekilde yapılabilmesi için biraz da zamana ihtiyacımız var. Ve biraz peki bu altyapıyı kurmak çok maliyetli midir? Yani eğitim sektörü için okullar, üniversiteler böyle bir altyapıyı kurmak için çok para harcamaları gerekir mi? Ya belli bir arge ayırmaları gerekiyor. Ama tabii ki bu öğrenci sayısına bağlı, üniversitenin büyüklüğüne bağlı. Yani tematik üniversiteler, bölüm sayıları, fakülte sayısı az olan üniversiteler bu süreci daha rahat bir şekilde yürütüyor. Ama tabii ki bölüm sayısı çok olan, fakülte sayısı çok olan, öğrenci sayısı çok olan üniversiteler ise biraz daha farklı bir bütçe ayrılmaya gidiyor. Çünkü dijital altyapınız ne kadar kuvvetli olursa o şekilde eğitimi de verimli geçer. Sınav sisteminde tarafsızlığı da sağlarsınız. Sınav sisteminde kopya çekimi oranını da azaltırsınız. Tabii o biraz da dediğiniz gibi bütçe oranıyla alakalı, bütçeye bağlı bir işlem.
Evet. Peki şimdi öğrenciler artık böyle bir geleceğe yavaş yavaş hazırlıklı olsalar iyi olur değil mi? Çünkü bazı yerlerde, bazı platformlarda artık eğitimler böyle olacak. Hatta internet üzerinden çok sayıda böyle kurslar da var. Sadece okul hayatı için değil, yine kendilerini geliştirmek için istedikleri eğitimlerin birçoğu çevrimiçi eğitim platformlarında bu şekilde mevcut. Bu şekilde eğitime yönelik bir endüstrinin de gelişeceğini söylemek mümkün mü? Tabii ki. Zaten bu virüs olayından önce de birçok dünyada farklı üniversiteler master programlarında, dediğiniz gibi kursları, seminer programları düzenliyorlardı. Yani çevrim içi çok... yüksek lisans değil mi? Evet, çevrim içi yüksek lisans. Hatta bunlara şu anda hazır ortamda müsait olduğu için bu alanlara yönelik yatırımlar daha da arttı. Bunlarla alakalı reklamlar, çalışmalar da arttı. Tabii ki yapılabilir. Yani bu süreç bir şekilde bitse bile online eğitim süreci devam edeceği gözüküyor. Çünkü hem sınıfsal altyapıların birçok üniversitede tam yeterli ölçekte sağlanamaması buna sebep oluyor. Biraz daha temasın az olması gibi sebepler de online eğitimi güçlendiriyor. Ama dediğim gibi bu online eğitimin tabii ki olumlu yönleri de vardır. Yani mesela Amerika'da, İngiltere'de veya dünyanın farklı bir yönünde uzman bir hocadan, uzman bir akademisyenden faydalanma imkanı da tanıyor. Ama olumsuz yönleri ise öğrencilerin konsantre olması açısından, evet, yani dersi benim bir şekilde dinleme, takip etme, dersten verim alma açısından ise zorluklar yaşanıyor. Yani bunların olumlu ve olumsuz özellikleri göz önüne alınarak bilgisayar mühendisleri tarafından, işletim sistemleri tarafından dikkate alındığı takdirde belki tam istediğimiz bir şekilde verimli olan, interaktif olan, sinerjisi yüksek bir online eğitim modellemesine de gidelim. Yavaş yavaş geçeceğiz. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sınıf ortamında, fiziksel bir ortamda 5-6 saat öğrenci sınıfta kalabiliyor değil mi? Ama ev ortamında 5-6 saat boyunca herkesin kendi odası yoksa eğer, bu ortamı sağlamak da kolay değil. Çok doğru. Mesela görüştüğümüz hocalarla diyor ki ya işte birçok hocamız Türkiye'den Kıbrıs'a gidip gidiyordu. Ya Kıbrıs'a gidip gitmek daha keyifliydi. Yani çünkü burada evdeyiz, işte masa başındayız. Devamlı kameraya bakıyoruz. Bu bel fıtığını, boyun fıtığını tetikliyor. Çünkü derste ayağa kalkıp sınıf içinde dolaşabiliyorsunuz. Yer değiştirebiliyorsunuz. O aktiviteyi, hareketliliği sallayabiliyorsunuz. Hem öğrencinin de dikkatini çekiyoruz ama orada sabit bir noktadasınız. Ekranın karşısındasınız. Hareket alanınız çok dar. Tabii bu etkiliyor ister istemez. Yani bu da tabii verimliliği düşürüyor. Dikkati belli bir süreden sonra, 10 dakikadan 15 dakikadan sonra, evet, dikkatin dağılmasına neden olacak. Yani dediğim gibi altyapısı kuvvetli bir sistemle online eğitim yapılabilir ama örgün eğitimin her boyutunun düşünülmesi, evet, gerekiyor değil mi? Çünkü evet, örgün eğitime tabii göre artıları, eksileri neler? Peki çok güzel bir sohbet oldu Yasin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için. Rica ederim. İnşallah izleyicilerimize de keyifli bir an yaşatmışızdır. Faydalı olmuşuzdur. İnşallah bu süreç biter. Yine örgün eğitime döneriz. Üniversitelerimize, öğrencilerimize kavuşuruz. En büyük temennimiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Sayın Yasin Cemal Galata ile konuştuk. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar buradayız. Reklam. Gün Ötesi Yaşam. Türkiye'de Mart ayında başlayan ve Nisan ayında bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bütün insanlığa çok farklı bir deneyim yaşattı. Şimdilerde Türkiye bir korona sonrası normalleşme yaşıyor ama milyarlarca insan evlerine kapanarak bu salgının dünyayı terk edeceği günü beklemeye başladı. Resmi kayıtlara göre dünyada 7 milyon insan bu hastalığa yakalandı ve 400 bine yakın insansa yaşamını yitirdi. Gerçek rakamları ise bunun 10 ila 50 katı arasında yönünde olduğunu söylüyor. Peki insanlık bu travmayı nasıl atlatacak? Salgın sonrası nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bütün bu soruların yanıtlarını arayacağız. Az sonra hattımızın diğer ucunda Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ali Büyükarslan bizlerle birlikte olacak. Bağlantımız da hazır öyle zannediyorum. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam şimdi biraz kısaca ben bir giriş yaptım. Çok olağanüstü bir durum yaşadık. Eğitim alanında, sosyal alanda, kültürel alanda her şey değişti. Salgın sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını konuştuk ama şimdi son gelen görüntüler insanların çok hızlı bir şekilde eski hayatına döndüğünü de gösteriyor. Bilmiyorum tabii her şeyle böyle olacak mı ama bir post-korona döneminin başlayacağını söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni normal ne olacak? Bir de böyle bir kavram var, yeni normal. Yeni normali kim belirleyecek? Neler belirleyecek? Bu yeni normalin imkanlarını, avantajlarını, dezavantajlarını konuşmak gerekirse neler keşfedeceğiz Sayın Hocam? Evet, yani bu bugünün daha doğrusu şu 4 ayın 5 ayın sürekli konusu gündem bu. Hı hı. Ama yeni normal tabii daha çok üzerinde durulması gereken, konuşulması gereken bir şey oldu ve oluyor. Bunlarla ilgili bu yani belirli başlıklarda herkes kendince bir takım araştırmalar, çalışmalar yapıyor. Akademi düzeyinde olsun, bir iş planlaması düzeyinde olsun, ileriye dönük bir projeksiyon çiziyor ama yeni normal dediğimiz şey aslında eskiden bir takım yani farklılıkları barındıracağı kesin olmakla birlikte eskiye dayanacak bir şeydir illaki. Sonuçta merkezinde insan olacak. Hı hı. Ama bu merkezinde insan olan yeni normalin pandemi sürecinin bize öğrettiği bir takım yenilikleri de içerisinde olacak. Nedir onlar derseniz, mesela biz neyi öğrendik burada? Hem eve kapandığımız süreçte hem aldığımız tedbirler sürecinde bazı şeyleri öğrendik. Biz temizliği, el yıkamayı yeniden öğrendik. Kaldı ki bunları biliyorduk biz. Yani biz bunları biliyorduk, evet. Dolayısıyla yeni normalin en önemli şeylerinde mesela aslında birçok ihtiyacımızı bir şey, merkeze oturttuğumuz birçok ihtiyacımızın aslında hiç de merkeze ihtiyacı olmadığını öğrendik. Öncelikler değişti değil mi hocam? Lüksler belki, yani, alışkanlıklar. Yani Mehmet Bey, evet, yani şöyle düşünün. Öylesine merkeze oturttuğumuz bazı ihtiyaçlarımıza ilişkin tanımlamalar, ihtiyaçları gidermeye yönelik çabalarımız vardı ki yani işte bir koltuk takımını falan renk falan kumaş olsun diye belki kaç ay beklediğimiz siparişin olurdu. Oysa gördük ki biz koltuk takımını kimseye bir yarar sağlamıyor. Doğru. Sağlık ve gıda. Bakın sağlık ve gıda. Doğru. Ve dışarıda adım atıyor olabilmek. Bir deniz kenarında bir dostumuzla yan yana mesafe olmadan konuşuyor olabilmenin önemini kavradık. Hocam insanlar tuvalet kağıdının önemini anladı. Yani bu salgın başlarken hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak diye insanlar arabalarının bagajlarına nasıl doldurdular onları öyle. Yani evde ekmek yapmaların sayısı arttı. Her erkek evde ekmek yapmaya başladı. Biz yeni normali insanın, yeni normalde de yine insanı merkeze koyacağız. İnsan bu işin merkezinde olacak ama tabii bu durup dururken olmadı yani. Evet. Bu yeni normal sürecinde de insanoğlu durup dururken olmadı. Aslında geliyordu adım adım. Hmm. İşte bu dijitalleşmeyle birlikte gelen bir şeydi. Elektronik ticaret hızını artırıyordu. Ondan sonra mesela geleneksel aile yapısında bile Afrika'yı biraz dışarıda tutalım. Gelişmemiş ülkeleri biraz dışarıda tutalım. Gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde kimi geleneksel tanımlar değişmeye başlamıştı. Sosyalleşme, hayat, aile, eğitim. Yani bu tip şeyler zaten yavaş yavaş dijitalleşmeyle birlikte değişmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu süreç pandemiyle birlikte daha hızlandı diyebiliriz. Dolayısıyla bu da yani komplo teorilerini bir yana bırakıyorum. Bu yeni normalin fikrini ateşledi sanki biraz. Bundan sonrası içinde zaten herkes üzerine düşen dersi, planı, eğitimi, projeyi yapıyor. Buna göre bir takım değişiklikler illaki olacak. En azından önümüzdeki bir yıl, iki yıl bu bir tedavi ya da işte önleme noktasında çok hızlı yayılıyor çünkü. Bir şey bulunmazsa o süreçte biz maskeli yaşamaya alıştık, evet. Alışacağız artık.
Yani evet. Yazın maskeyle tabii yaşamak çok daha zor oluyor. Yani hava sıcaklığının da etkisiyle özellikle, ama Allah korusun salgının tekrar yükselişe geçmesi, tepe yapması, bunlar çok ürkütücü şeyler. İnşallah olmaz bu kötü senaryo. İnşallah. Şimdi bu salgın döneminde bütün insanlık evlerine kapandı. Okul öncesi çocuklardan ailelerin en yaşlı bireylerine kadar sokağa çıkma yasakları. Herkes adeta bir sosyal medya bağımlısı da oldu. İnternet üzerinden yapılan canlı yayınlar, çevrimiçi eğitimler, bunlara talep de çok fazla arttı. Sosyal medya bağımlılığı mesela, bu sizce iyi bir gelişme mi? İnterneti daha fazla kullanmak, sosyal medyayı vesaire. Yani interneti kullanmak, kullanabiliyor olmak, sosyal medyayı kullanmak, kullanabiliyor olmak çok güzel. Ama onun mahkumu ve bağımlısı olmak başka bir şey. Evet. Dolayısıyla şimdi biz deminki sorduğun soruya verdiğim cevapta da söyledim Mehmet Bey. Burada yeni normalin içerisinde biz normali eğer dijitale mahkumiyet gibi anlayacaksak ve bunun bir sürecin tanımlayıcısı olduğunu kabul edersek baştan kaybediyoruz zaten insan olarak. Makinanın, yapay zekanın, bir takım kodlamaların, bir takım dijital ortamların kendi çekim alanında bizi evirip çevirdiği bir hale sokmuş oluyoruz. Oysa biz biliyoruz ki insan çevresiyle insandır, ilişkisiyle insandır, iletişimiyle insandır. Dolayısıyla bugüne kadar bilinen, yani çevrenin yerine bir başka çevreyi, bir başka ilişkiyi, bir başka iletişimi koyarsanız sendeleriz. Yani uyum gösteririz ama epey bir sendeleriz. Bu arada dökülenler olur, dirilenler olur, hı hı, ayakta kalanlar olur. Bu mücadeleden dolayı pes edenler olur. Ama bir şey olur, bu süreç kendi fırsatlarını da oluşturur ayrıca. Burada belirleyici olanın kim olduğu önemlidir. Dolayısıyla belirleyici olan da eğer insan kendini merkeze koyup dijitali, içerik üreticilerini, dijitalleşmenin bize sunduğu imkanları, fırsatları, onların çekim alanı içerisinde kendini bir mahkum gibi görüp ona göre hayatını şekillendirirse bu üzücü bir şey. Bu çok hoş bir şey olmaz. Ama öte taraftan şunu görelim mesela, internet altyapısıyla, sosyal ağların altyapısıyla insanın gerek kendisi ve kendisiyle ilgili çevreye ilişkin, gerekse global düzeyde bilgilenmesine, öğrenmesine, alışverişine, seyahatine, sağlık, ticaret, turizmine, birçok şeye ilişkinde buraları eğer biz kullanacaksak, bilişim teknolojilerini, dijital ortamı, sosyal ağları, bu da insanlığın geldiği noktayı gösterir. Ama biz şunu gördük ki atomu tanıdık, icat ettik ama Hiroşima ve Nagasaki'yi de biz yaptık. Evet. Dolayısıyla dijitalin merkezde olduğu bir hayata biz bir takım ilişkileri, iletişimimizi aktarıp da robot insan haline geleceksek, bu biraz bilinen anlamdaki bize, insana, topluma, çevreye, aileye, çocuğa, sevgiye, sevdaya ilişkin tanımalarda sakatlıkların ortaya çıkacağını gösterir ki bunu şöyle düşünün, doğal olanla yapay olanın farkı gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Evet. Hocam bir şimdi birçok insan da salgın sürecinde uzun süredir iletişim kurmadığı yakınlarına arama imkanı bulduğunu da söylüyor. İletişimde yeni normallerden birisi de bu olacak mı? Birçok bu konuda çevrimiçi platform, uygulama çok daha aktif kullanılmaya başlandı. Grup görüşmeleri vesaire, kalabalık aile buluşmaları, yine eğitimlerde bu tarz uygulamalarla daha etkin bir katılım. Buna dair gözlemleriniz ne oldu sizin? Yani bu dediğiniz doğru. Yani biz bile şimdi şu kadar 30 kişilik bir grupla yapabiliyoruz işte falan o mecra üzerinden. Ama bizim yeni normalimiz bu değil aslında. Bizim normali önce bir anormale çevirip uzaklaştığımız, bayramları tatil diye anlayışa döndürerek kaybettiğimiz normali yeniden kazanır gibi olduk aslında. Yani pandemi bize normalimizi hatırlattı aslında. Bir açıdan baktığımızda. Ama pandeminin getirdiği bu şeyi biz kazanca dönüştürüp eğer
elimizdeyken vakti zamanında kıymetini bilemediğimiz, değerini önemseyemediğimiz ya da zayıflattığımız gitgide bazı değerleri yeniden gündeme alma imkanı doğuracaksa bu çok güzel bir şeydir. Bu yeni normalin içerisinde iyi ki bu varmış demek bile insanı mutlu eder. Düşünsenize dost ziyareti yapabiliyorsunuz, komşu ziyareti yapabiliyorsunuz. Yani bu yeni normalin içinde olacak mı sizce? Ben olacağını düşünmüyorum. Ama pandemi süreci bize bunu yaptırdı. Ya siz böyleydiniz, size ne oluyor dedi. Yani birbirinizle selamlaşırdınız, ziyaret eder kapısını çalardınız dedi. İçeriye tıkılınca biz bunun değerini anladık. Eyvah dedik. O zaman dijitali kullanmaya başladık. Halbuki bizim normalimiz yeni normal diye önümüze sunulan da aslında. Dolayısıyla kaybettiğimizi bize hissettirdiği için biraz böyle bir şey olduk. Yani sevindirik tabiri belki doğru değildir ama sevindik yani. Evet. Evet. Ama mesela bir şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi iletişim kurma derken bak sizin de hani bir bağlantı olacağı bilgisi vardı. Hı hı. Bir haber okudum. Esenyurt'ta bir hastanede bir sağlık çalışanlarına demirle işte sopayla saldırıyor birisi. Şimdi ben bunu Allah Allah dedim. Ne kadar kötü. Bakın ya hatırlayın balkonlara çıkıp biz bu insanlara alkış yaptık ya. Evet doğru. Ha, bu kadar mı çabuk unuttunuz değil mi? Şimdi ya gördünüz mü ne değişti? Bakın maske, mesafe ve temizlik diye bas bas bağırıyor Sayın Bakan'ın insanüstü. Yani hakikaten yani ekibiyle birlikte müthiş bir çaba gösterdiler. Büyük bir soğukkanlıkla, sabırla. Koydu hakikaten. Doğru. Ama şimdi burada geldiğimiz nokta çayırları, çimenleri saldık insanları. Yani bu hassasiyet bizde olmazsa tekrar sıkıntılı günlere yeni döneriz yani. Yeni normal hangisi şimdi bu? Normal, anormal, yeni normal. Her şey iç içe giriyor. Oysa bu bakın şu küçücük ya şey diyorlar şu anda 400 bini geçmiş ölen insan sayısı 7 milyon civarında bulaşmış vaka tespit ediliyor. Evet. Şimdi bakın buna toplam sebep olan 80 gram civarında bir virüsten bahsediliyor. 80 gram görünmeyen bir virüsün bize hiza yani 7 milyona bulaşan bir virüs dünyayı içeriye kapatıyor ama aklımızı başında hala mı aldırmıyor? Ben bunu anlamıyorum. Bunun normali ne, anormali ne, yeni normali ne? İnsan yani ders almadığı sürece var ya. Çok çabuk çok uyum sağlıyor sanki içinde bulunduğu duruma. Evet. Yani bu belayı atlattık hiçbir şey olmamış gibi tekrar devam edelim. Hiçbir kurala dikkat etmeyelim. Sanki tamamen iyileşmişiz gibi bir tamamen bu hastalıktan kurtulmuşuz gibi bitmiş gibi bir algı. Tabii riski evet. artırıyor haliyle. Hocam bir de şimdi bu süreçte milyonlarca insan internetten alışveriş de yaptı. Sayısı da arttı. Artık kuryeler, kargo firmaları yetişemedi. Bu süreçten sonra e-ticareti konuşalım istiyorum biraz. Böyle devam eder mi? Nereye doğru evrilir? Yani şöyle e-ticaretin gittikçe böyle bir hız kazanacağı, hacminde genişleme olacağı, hatta yani küçük işletmelerin bile kendilerince bir takım e-ticaret uygulamalarıyla sürece dahil olacağı belliydi, oluyorlardı. Hı-hı. Ama bu süreç, pandemi süreci gerçekten bunu çok hızlandırdı. Yani şöyle söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinde yani bununla ilgili bir araştırma yapmadık ama duyduklarımızdan söylüyorum. Tarihin hiçbir döneminde bakın bölgesel, yörel olarak içeri kapanmalar, karantinalar olmuş ama dünyanın aynı 3 ay içerisinde, 3,5-4 ay içerisinde topyekun evine kapandığı bir süreç olmamış. Hı hı. Bu e-ticaretin bugün bu pandemi dolayısıyla, bu eve kapanma dolayısıyla önemini bir kere daha arttırdı. Bu artırmayla birlikte e-ticaretle uğraşanlar ya da e-ticareti düşünenler ya da düşünmeyenlerin mutlaka düşünmesi gerektiği durum ortaya çıktı. Bu da geleneksel bildiğimiz böyle dükkana git, seç, göster, beğen, tart, al şeyinin artık yavaş yavaş değişeceğini, dönüşeceğini çok açık seçik gösterdi buna. Bundan sonra geriye dönüş olur mu? Ya yavaş yavaş bazı şeyler artık seçecek. Oturur değil mi böyle? Evet oturacak. Yani mesela şey düşündüm ben. Acaba şimdi ya şöyle düşünün. Evde oturuyorsunuz, kameranız var ve bir elbise beğeneceksiniz. Belki vardır böyle bir uygulama bilmiyorum ama hı hı. kameradan işte boyunuzu, kilonuzu yazıyorsunuz. Bir de böyle şey oraya bir model çıkarıyor değil mi? Bir fotoğrafınızı veriyorsunuz, boy fotoğrafı gönderiyorsunuz.
ben buyum, kilom şu, bedenim bu. Bana uygun bir gömlek elbise yapıp gönderin. Hocam valla akıllı bir girişimciye şu an fikir verdiniz yani bence. Yani olsun, helal hoş olsun, bulsun yapsınlar. Ya da mesela şöyle, bakın Mehmet Bey, belki tuhaf gelecek ama şimdi ben bir şeyizdir, yaşımız gereği bir yere, mesela özellikle berber, hala berber derim ben, kuaför diyemem, alışmadım. Şimdi benim bir berberim vardır, İstanbul'a geldim gelene hep ona giderim. Bazı şu anda gençler mesela modeller seçiyorlar katalogdan, sanki saç modeli falan. Afrika'da bir seyahatinde bir yerde bir gördüm, kulübeden, teneke kulübeden bir şey berber. Oraya 20'ye yakın saç modeli koymuş, beğendiğinizi yapıyoruz diye yazmış. Güldüm. Fotoğrafını çektim. Şimdi şunu düşünüyorum. Mesela ekrandayım, bir kozmetik ürünler satan veya bir kuaförün tayfası var, aplikasyon var. Yüzümü gösteriyorum. Anında bana bir saat sonra hangisini uygulayalım size, makyaj, saç modeli, yüz modeli, kaş modeli, kirpik modeli diye gösteriyor. Düşünsenize bakın, şimdi bu olmaz mı? Bu hayatı kolaylaştıran bir şey sonuçta bu. Yani ama bakın, bu işte, bu da ticaretin içerisinde. O kadar çok sektörel şeyler olacak ki bu anlamda, gelişmeler, yeni yeni alanlar açılacaktır. Türk insanı da zekidir, çalışkandır. Buralardan kendisine çok çok şey alan açacaktır. Fırsatlar çıkartabilir değil mi böylelikle? Kesinlikle. Şimdi hocam şöyle bir şey de oldu. Yani bu insanlar dijital hayata uyum sağlamaya başlayınca yeni iş alanları, iş fırsatları da çıktı. Hani şu da eleştiriliyor. Dijitalleşme, her şeyin otomasyona geçmesi, istihdamı azaltıyor deniliyor ama diğer taraftan bu dijital sektörleri besleyen kuruluşların da iş fırsatları ortaya çıkıyor. Evet. Mesela yani, bu yönde biz daha bir fırsatların olacağı bir dönem var mı sizce? Mesela siz bu konuda gençlere ne tavsiye edersiniz? Bu eğilimi, bu süreci nasıl yakalasınlar? Ya şöyle, gençler bu süreci çoktan yakaladı bile. Eğer biraz yani bu işlerle ilgileniyorlarsa, mesela ticari bir kafa varsa öyle derler. Yani Kayserili olduğum için kafa basıyorsa derler Mehmet Bey. Biraz izleyicilerimizin bağışlasın. Kafa basıyorsa birisinin, çalışıyorsa buradan zaten şu anda ne yapması gerektiğini şey yaptı, çıkardı. Çıkarır değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani dolayısıyla eğer Wuhan'da bu virüs çıktığında, ya bu hızlı yayılıyor diyen birisi kesin maske yığmıştır bir köşelere. Dik makinesini almıştır, koymuştur. Yani dolayısıyla bu yeni fırsatları işte insanın bu uyum sağlamasıyla ve ama ticari ve kafa basma olayıyla alakalı olarak da ortaya koyacağını düşünüyorum ben. Çok doğru. Hocam peki büyük kentlerde sosyoloji değişir mi sizce? Alışkanlıklar, insan yapısı vesaire. Yani ben değişeceğini düşünmüyorum. Birden olmayacaktır bu ama illaki değişecektir. Şöyle değişecektir. Bir kere ya tarihsel süreçte hep böyle oldu. İnsan topraktan ne kadar uzaklaşıyorsa o kadar sorunla karşılaşıyor. Dolayısıyla toprağa ne kadar yakınlaşırsa doğallığına, fıtratına o kadar yakınlaşıyor ve bundan dolayı da daha sade, daha düz bir hayatı sorunsuz yaşıyor. Ama insanın gözü de doymuyor. Yenilikler istiyor. Değişim kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Şimdi mega kentlerde bu virüsün yayılma hızı çok fazla olunca ister istemez kalabalıklaşma daha dinginleşecek. Bakın her ne kadar şimdi yeni normale alışıyoruz desek de, sokağa çıkma serbest ol desek de, insanlarda hala bir tedirginlik var. Mesela şunu duyduk hocam, insanlar memleketlerinden toprak alıp oraya ev yaptırmayı isteyenlerin sayısı hiç az değil. Yani böyle bir tersine göçte yeni bir eğilim, yeni bir dalga, moda oluşur mu? Çok haklısınız. Hani moda olmasa bile bu olacaktır. Oransal olarak ne olur bilmiyorum ama bu hep bize şunu gösteriyor. Zaten evden çalışma modeli artık yaygınlaşıyor. Aynen değil mi? Öyle. Aynen öyle. Yani çünkü ya ben eğer iki bilgisayar, bir kamera, dört bilmem haberleşme, telefonla bu işi hallediyorsam diye düşünecektir. Buna uygun küçük yeni bir takım alanlar oluşturacaktır insan. Çünkü şu vardır insanın, bakın, insan gerektiğinde çok istediği bir şey yiyemeden durur ama bakın sağlığını hiçbir zaman ihmal edemez. Doğru. Yani bundan taviz vermez, onu da sağlama almak için o ortamı kendisine oluşturur. Evet.
Evet hocam, şimdi yani şunu da konuşuyoruz mesela, bazen metin yazarları, kitap yazarları, yazılımcılar artık İstanbul'u yavaş yavaş terk ediyor. Zaten işlerini çevrimiçi yapıyorlar ya da evlerinden çalışıp gerekli çalışmalar bittikten sonra bunları elektronik postayla veya çeşitli uygulamalarla gönderiyorlar. Yani bu böyle bir kolaylık varken diyorlar ki neden İstanbul'da yaşayıp daha yüksek kira verelim? O kalabalığın içerisine girip metrobüslerde bu kadar insan yığını, artı güvenlik riski vesaire. Yani böyle birçok konu var. Yavaş yavaş bazı mesela çevremde ben böyle alışkanlıkları duymaya başladım. Bu kaçınılmaz olacak. Zaten evet. Bazı sektörler zorunlu olarak buna dönecek. Mesela eğitim, uzaktan eğitim yapılırdı. Mesela açık öğretim anlamında, ama ya da bazı fakülteler, bazı üniversitelerin bazı dersleri uzaktan yapılırdı, ama şu an yaşadığımız ve bizim de içine dahil olduğumuz süreçte uzaktan eğitim ne olduğunu biz bile öğrendik. Yaptık çünkü. Hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorunda kaldık değil mi hocam? Evet. Avantajlarını gördük, dezavantajlarını gördük. Hatta ben mesela bir dersimi mesela ya keşke bunu daha önce yapsaydım dediğim oldu benim. Şunu söylemek istiyorum. Hocam son bir cümle toparlayabilirsek buyurun lütfen. Hayır, şöyle, insanoğlu buna da alışacaktır. Ben bir kere başta sağlık çalışanlarımız, bakanlığımız olmak üzere devletimize bu süreçteki katkısından dolayı milletimize yaptığımda teşekkür ediyorum. Medya hakikaten sıkı durdu bilgilendirme anlamında. Evet. Teşekkür ediyorum ve inşallah Allah böyle musibetleri bize vermesin. İnsanlığın başına bizlere de akıllanmayı nasip etsin. Ne diyelim? Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Var olun, değerli katkınız ve yorumlarınız için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Saatimiz 18.59'u gösteriyor. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ali Büyükaslan'ı ağırladık. Gün ötesinde Muhammed Ersin Toy programı hazırladı. Furkan Hıdırlar teknik yönetimde ve mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Yarın akşam aynı saatte yine buradayız. Hoşça kalın. Gün ötesi.